Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açılar konusundaki kazanım odaklı sorular bölümündeki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümün başlığı eşit açılı üçgenler. Yani açılar eşit verildiğinde A, A, B, B verip işlem yapacağız arkadaşlar. Burada da örneği de verilmiş. Örneğe göre bakarsanız bizim işimiz buradaki testteki sorularla hemen birinci soruyla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Birinci soruda ne demiş? Şöyle... Hemen açıların eşitliği verilmiş. Açıların eşitliği verildiğine göre açı ortay olarak verilmiş. Hocam buraya A A buraya B B dersek. E, X'i bulacağız ama önce 125 verilmiş. 125'e yoğunlaşalım. E, e 125'i e yoğunlaşacaksak ne var burada hocam? Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. Yani A artı B artı 125 eşittir 180 ise. A artı B buradan kaç yapar? 180'den 125 çıkınca 55 yapar. E, sonra x'e ulaşacağız. Hocam bazılarınız bak bumerang var deyip bumerangdan yapabilirsiniz. Ya da Direkt bana arkadaşlar şey yok mu burada büyük üçgende x büyük üçgenin açısı değil mi? Evet o zaman büyük üçgenin açılarına bakacaksınız. 2a var 2b var bir de x var. Yani 2a artı 2b artı x eşittir 180 diyeceksiniz. E sen a artı b'yi 55 bulmuştun. 2a artı 2b 110 çıkar. E 180 110 neyi toplarsan 180 yapar. Tabii ki 70'i. O zaman cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Evet birinci soru balık balıkesir oldu geldik 2'ye. Şimdi burada ayrı gayri yerlerde açılar eşit verilmiş. Açı eşitliği verilmiş. açılar Açıların eşitliğini kullanacağız. A A diyelim. B B diyelim. A artı B'yi bulursak X'i buluruz değil mi? Hocam ne var burada? 36 büyük üçgende 36 var. Büyük üçgenin açılarına bakacaksınız. Yani A artı B artı A artı B artı 36 180 değil midir? A artı B artı A artı B artı 36 eşittir 180'den. 2A artı 2B buradan 144 çıkar. A artı B'yi de kaç buluruz? 72 buluruz. E gençler şuradaki üçgende de e, x bu üçgende ya a artı b artı x 180'e eşit olduğundan dolayı e, a artı b de 72 olduğundan 180'den 72 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 108 derece kalıyor. Dolayısıyla ikinci sorun cevap böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. ABC eşkenar üçgen demiş. E madem eşkenar üçgen bütün açılarınız kaçar derece 60'ar er derece. Hocam burada açılar eşit Bunlara bir x x diyelim. Ee, tamam 60 derece değil miydi? Hocam burası o zaman ne olacak? 60 eksi x olacak. Çünkü tamamı 60. A bitti. Bak şu üçgende iç açılar toplamı 180. Alfa ile 60 eksi x'i bir de x'i toplarsan 180 yapmalı. X'ler nanay oldu mu? Oldu. Alfa da buradan 120 oldu gençler. Yani 3. soru C an oldu geldik 4'e. Bir açısı 76 derece olan ABC üçgeni biçimindeki kağıdın BDC parçası şekil 1'deki gibi kesilip bu parça kalan kısma şekil 2'deki gibi ekleniyor. Arkadaşlar sen bunu kesmişsin, şekil 2'deki gibi buraya koymuşsun. Kesilmeden önceki hali burası değil miydi arkadaşlar? Onu yaz. Senin şimdi şuradaki üçgeninle şu üçgenin aynı üçgen değil mi arkadaşım? Evet, aynı üçgen. Bunların aynı olmasına dikkat edeceksin. Sen bunu kesip şunu kesip böyle yapıştırdığın zaman senin C açın önceden şöyleydi. Nokta nokta açısıydı. Senin C köşem buraya geldiği için burası da nokta açısı değil mi kardeşim? Evet. Başka ne verilmiş soruda verilenlere bakalım. B ile birbirine eşit verilmiş. Hocam şu parçayla şu parça eşit verilmiş. E bunların eşitliğini kullanalım. O zaman ben buraya bir Y açısı dersem burası da bir Y açısı değil midir arkadaşlar? Evet. Ve dikkat et şu üçgeninle senin buradaki üçgenin aynı değil mi? Hocam noktaya noktaları yazdın. Şu geniş açısı X açısıysa buradaki geniş açısı da X açısı olacak. Sonra bu noktaya y açısıysa bu üçgende de noktaya diğer dar açısı da y açısı olur mu arkadaşlar? Olur. O zaman burası da y açısı. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Şurada kaçtı da 76 değil miydi? Evet burası y. Burası y iken burayı da y bulduk. E burada açılar da birbirine eşit. O zaman ben buraya bir z z diyecek olursam. Y artı z'yi bulursam ikisi de bulur muyum? Bulurum. Büyük üçgene bak şimdi. 2y artı 2z artı 76. 2y artı 2z artı 76 eşittir 180 olduğundan. 2y artı 2z eşittir. 104 olacağından. Y artı z buradan 52 mi oldu? Evet. E bu üçgende artık y artı z belli olduğundan dolayı. X artı y artı z de 180 olacağından. E y artı z de 52 olacağından. X de 180 eksi 52 olacağından. Cevap kaç çıkıyor arkadaşlar? 128 çıkıyor. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı 4. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 5'e. Açılar eşit verilmiş. Bu açıların eşitliğini kullanacağız. Öncelikle 50 var. 50 büyük üçgende. Hocam büyük üçgende 50 varsa hemen onu kullanalım. Şuraya bir AA diyelim. Ee, buraya AA A A demeyelim. Alfa ile karışır. X X diyelim. Buraya da Y Y diyelim isterseniz. 2 X artı 2 artı 50 180 değil mi? 50 büyük üçgenin açısı olduğu için oradan dolayı 2 X artı 2 Y artı 50 eşittir 180. 2x artı 2y eşittir 130 ve x artı y buradan ne geldi gençler? 65 geldi. Madem x artı y 65 x artı y'yi nasıl kullanırsın sen burada? Hocam bak bu üçgende x artı y 65 ise burada kaçı bulursun? x artı y ya da 2 iç açının toplamı bir dış açı. Hocam x artı y 65 e tamam burası da ne yapıyor o zaman? 180'e tamamlayan açısı yapacağından dolayı burası da 115 mi oldu arkadaşlar? Evet e şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Alfa ile betanın toplamı isteniyor. Alfa'ya bak beta'ya bak. Alfa ve beta şuradaki dörtgenin elemanı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman olay bitti. Madem bu dörtgenin elemanı buradaki dörtgenin iç açıları toplamını 8. sınıftan biliyoruz. Daha görmedik ama biliyoruz. Nedir arkadaşlar dörtgenin iç açıları toplamı? 360 yani alfa artı beta artı 50 artı 115 eşittir 360 olacağından alfa artı beta buradan şu ikisinin toplamı 165 165 360 360 eksi 165 yapacağından o zaman burası kaç yapıyor? 195 mi yapıyor? Evet. Alfayı da buradan 195 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Ve geldik 6. soruya. Ooo karışık bir soru gibi duruyor. Arkadaşlar Z'nin X, Y, Z XYZ cinsinden değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize e, değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Hmm. Şimdi şuradaki açılara bir A A A diyelim. Buraya da B B B diyelim arkadaşlar. Valla şuraya bakar mısınız? A artı B x eşit değil mi arkadaşlar? Evet. X direkt bana A artı B eşit oldu. Hocam şuradaki üçgene baktığımda da hop hop hop. Şuradaki üçgene baktığımda da Y neye eşit? 2 artı 2 B eşit değil mi? Evet. Y de 2A artı 2 bye eşit oldu. A, A artı B, X'e. 2A artı 2B nedir? 2X değil midir arkadaşlar? 2 parantezin aldığında A artı B olduğundan dolayı. Yani Y 2 artı 2B'dir. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu 2X'e eşittir. Z'ye bakalım. Hocam Z'ye bakacak olursak da büyük üçgende 2 iç açın toplamı yine bir dış açı olacağından 3A ile 3B'nin toplamı da Z değil midir? Z de 3A artı 3B. A e artı B x ise 3 A artı 3 B de neye eşittir? 3 xe eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Z isteniyor bizden. Arkadaşlar Z değerini ne bulduk biz? 3 x bulduk. Sonra Y değeri 2 x bulduk. X değeri de zaten x. Şimdi bakacağız. X artı Y. Y 2 x olduğundan x artı 2 x. 3 x yaptı mı yaptı? 3 x değerine eşit. Bu 4x eksi y. Y dediğimiz neydi arkadaşlar? 2x'ti. 4x'den 2x çıkartırsak cevap ne yaptı? 2x mi yaptı? Evet. Dolayısıyla 6. sorunun cevabı balık hissi oldu ama diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Y dediğimiz kaçtı? Y dediğimiz 2x'ti. O zaman burası 4x yaptı arkadaşlar. 4x-x kaça eşit oldu? 3x'e eşit oldu. Bu da oldu. Sonra 3x zaten z 3x'e eşittir Sonra 3y. Y dediğimiz 2x olduğundan dolayı 6x bölü 2'den bu da 3x'e eşit oldu. Bu da doğru. Bakın A, D, E ve C şıklarında hepsinde cevap 3x yani Z'ye eşit. Ama balık esir şıkkında 2x değeri Z'ye eşit değil. Dolayısıyla cevabımız balık esir oldu. Geldik 7'ye. Evet A açısıyla B açısının şeyi isteniyor arkadaşlar bizden. A açısıyla B açısının toplamı mı isteniyor? Oran isteniyor pardon. Hmm, ne yapacağız? Valla değer yapacağız arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ben buraya bir A açısı dersem. Şuraya da bir B açısı dersem. Burası da B. Burası da A mı? E. Evet. E. A açısıyla B açısı. İki iç açın toplamı bir dış açı mı arkadaşlar? Evet. Şurası ne oldu o zaman? A artı B eşit oldu. E hocam ikiz kenar burası. Burası da A artı B oldu. E hocam bak şu açı isteniyor o zaman. Bu üçgene bakacaksın. İki iç açın toplam bir dış açı olduğundan. Burası da A olmak zorunda mı? Evet. B ile neyi toplarsak A artı B yapar? Tabii ki A'yı. Burası da A oldu. Evet A açısını A bulduk. B açısı da zaten 2A. Bizden ne isteniyor gençler? 1 bölü 2 isteniyor. Yani 7. sorunun cevabı da böylelikle Balıkesir çıktı. Ve biz bölüm kaçı bitirdik? A 5. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.